gerçekten inanılmaz. Ferah, yeri çok güzel, şehir manzaralı. Sende mi ya? Nasıl trend bu arkadaş? Villasını anlatıyor. Ha, okey. Pardon. Büyük adam kostümü giymiş bir ergen, beni pis kesiyor. Ne yapsak? Ne bakıyorsun lan, filan mı demek lazım bu durumda? Bir aksiyon gerekecek gibi Orçun, yarım saattir kayıtta. Pardon, kime bakmıştınız canım? Ben bu karıya bakıyorum. Sen? Ben de sana bakıyorum ve baktığım şeyi hiç sevmedim. Ben bunu sevdim ama. Değişik modelmiş. Ben miyim o? Sen sıkıntı yapma bebe. Dalgana bak. Ben bu gece bunu alır, götürürüm buradan. O son cümleyi bir daha alabilir miyiz, o net anlaşılsın. Lan bırakın! Yapma! 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 Abi yapma! Abi yapma! Abi yapma! Abi yapma! Abi yapma! Burnu! Ne oluyor lan? Orçun! Burnu! Abi durdun! Kimi dövdün oğlum? Ha, tanımıyorsun. Neredeymiş baba ya? O seni dövdü mü? Aferin, delikanlı böyle olur. Ben de hep böyleydim. Hep ben vururdum ama defansım da sağlamdı. Baba, bu muhabbete sırası mı ya şimdi? İyi miymiş çocuk? İyiymiş, iyiymiş. O dövmüş. Yahu iki delikanlı kavga etmişler. Önemli bir şey değil herhalde. Ben korkuyordum bu çok hanım evladı oldu diye. Ama bak açıldı çocuğum. Alın kafa yok mu? Orada üç genç olan içi biçip birbirine girmiş. Bir gidin alın getirin bakalım şunları. Oldu amirim. Alacağız. Baba, baba. Geliyoruz, geliyoruz. Aşağı mı ineceğim? E ne yapacağım, ben mi döveceğim çocuğu? Ya ne istiyorsunuz baba? Yok, bizimki dövmüş maşallah. Ama şimdi karakola gidiyorlarmış. Zabıt mabıt fasafiso. Git de yanında ol. Karakollara düştü oğlum ya. Yok ya, 15 dakika sürer. Öpüşürler, barışırlar, bitti gitti. Ha. Emir de yanındaymış zaten. İyi hayat tecrübesi olur böyle şeyler. Ha. Ya Emir yanındaysa ben niye gidiyorum ya? Ya benim işim vardı ya. Ne biçim dayısın ya sen? Orçun, emin misin? Oğlum, adamın isminden emin misin? Sultanbeyli Zekai. Onun oğlunu mu dövdün? Oğlum, sıradan bir insan bulamadın mı lan dövecek? Adamın kendisi bizzat orada mı şu an? Anladım. Anladım. Sen şey yapma. Tamam, ben geliyorum. Hadi. Alo, reis. Ha, ya bir ufak işim çıktı da yalnız gitmeyeyim dedim. Sen ne taraftasın? Evet, delikanlılar. Anlatın bakalım, nasıl oldu kavga? Vallahi orada olmanız lazımdı. Şimdi anlatınca aynı tadı vermez. Aa, klasik kız meselesi. Klişe bar kavgası. Zaten amirim, ah orada sivil polisler, kameralar falan her şey vardır. Olay kayıtlara geçmiştir. Polisimiz biz farkında olmasak bile her zaman yanımızda. Sağ olun, var olun. Sayenizde rahat uyuyoruz. Bence zaten el sıkışalım, dağılalım, gidelim uyuyalım. İleride zaten Togan'la bu olayı hatırlayıp çok güleceğiz. İyi oldu, anı oldu. Bizim sete de gel Togan. Allah'ım yarabbim. Ne tatlı, ne pembe tipler bunlar. Ben çok barışçıl bir insanımdır beyefendi. Bu olay uzun yıllar sürecek bir arkadaşlığın başlangıcı olabilir. Ne diyorsun Togan? Allah be.
belanı vermesin. Bu iki sopa yedin lan. İkisi birden saldırdı. İftirada uzay kavga olurken benim sırtımdan yüktü bir kere. Şahitlerim var. Yot gibi açıkta bırak beni arkadaş. Memur bey, ben bir kere burnuna vurmadım ki. Ayağa kaydı, bara mı çarptı, ne oldu, bir şey oldu. Neyse, ne uzatmayalım. Burnum acıyor, geçer. Kimse ayrılmasın. Bir zabıt tutalım bakalım. Ben geliyorum. Dayım gelecek benim zaten. Ana bak, burada bir tek dayı var, o da benim. Bunu kim yaptıysa sülalesinin burnunu kırmadan bana huzur yok. Ah! Sardım. Aa! Hayırdır? Ne oluyor? Aa, Murat. Hiç. Basit bir bar kavgası işte. Senin ne işin var? Önemli bir şey değil. Bir trafik suçu için bilgime başvurdular. Geçmiş olsun kardeş. Dayak yiyen sen olanlar. Bacı, elinin hamuruyla girme. Git çay falan koy. Bunlar senin alışık olduğun ortamlar değil. Sen aşırı hız yapan arkadaşın işini hallet, evine git. Buralar bizde. Hmm. Tabii sen bilirsin. Ben bir hava alayım dışarıda. Ya umarım basına sızmaz ya. Bitirim ben. Tamam avukat bey. Anladım. Bekliyoruz. Zekai bey. Sen beni tanımadın ama babamı tanırsın. Ben Nur Hayat Karakaş. Karakaş İnşaat. Oo. Tanırım tabii bacım. Tanırım. Saygı duyarım. Hürmetler babaya. Nasıl kendisi? Geyiği keselim. Bin tane dert var bugün. Senin oğlanı hırpalayanlar bizim çocuklarımız. Bizim kanatlarımızın altındalar yani. Oldu. Anladım. Anladım. Tabii şimdi yani benim oğlanın burnu... Hekai Bey, ben konuşuyorum, sen dinliyorsun. Babamın selamı var. Hani yarın öbür gün senin de bize işin düşer. Doğru muyum? Eyvallah. Gençlerimize bu konuşmayı söylemeden, yandan yandan büyütmeden. Gençler el sıkışsın. Bitti gitti, ödeştik. Tamam mı kardeşim? E tabii şimdi babanın selamı var deyince akan sular durur mecburen. İyi, sular dursun, ben gidiyorum çünkü işim var. Merhabalar. Dayım benim. Geçmiş olsun canım. Siz baba? Evet. Ben de Orçun dayısıyım. Rıza Kocabaş. Şimdi bunlar genç tabii. Bu işin raconunda karşılıklı öpüşüp barışıp. Tabii tabii, olur böyle. Biz de genç olduk. Değil mi? Yani davacı olma falan? Yok yok yok. Konu kapanmıştır Rıza Bey. Saygılar. Bir dakika ya. Peki biz davacı. Şu işi bir komple anlatın bakayım, kim suçlu? Reis tamam. İyi. Gençler bir tokalaşın bakalım. Yalnız bir iki imza almam lazım. Emir sende araba var mı ya? Ben taksiyle geldim de. Benimkini tamire verdim. Ah, ne demek abi, aşk olsun. Emrin olur ya. Arasak mı bir baba? He? Kızım meraklanma, dayısı yanında. Emir orada, ünlü adam, nazı geçer. Gelirler şimdi. Hem delikanlı adam, böyle böyle pişer. Kavga ettiği çocuk da iyi bir ailenin çocuğudur. Şimdi orada polislerle çay falan içiyorlardır Gülistan. Bak şimdi burası okazyon dediler. Ay, yeri güzel Allah için.
Sen mi yumruk attın çocuğa? Sen saldırırken dökülmüş bireye bastın, ayağın kaydı. Evet. Dengeni sağlamak için bunu yakasından çektin. Çektim değil mi? Suratı dart tahtası gibi yumruğumun tam önüne gelince... Burnunu sen kırdın. Muhatap bendim zaten. Aman drama kraliçesi bu da. Anne tamam, öpüştük, sıkıştık, çay içtik, barıştık ya, tamam. Ama lütfen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.